Kamil Bilici ile Beş Çayı her cumartesi pazar saat 17'de Küpe FM'de. Duramıyor insan bazen kendini göremiyor hep aynen. Sizi sevenlerin, şarkılarınızı seven insanların gözlerinin içine bakarak çok canlı bir şeye şahit oluyorsunuz. Bu bir sanatçı için bir şölen bence. Sen bitti dedin ama ben yine sakladım bizi. Şarkı yazarlığı ya da yazarlık diyeyim, üretici kimlik Allah'ın size sunduğu bir hediye. Yani bunu ne kadar önce keşfederseniz o kadar çabuk bir şeyler yeşermeye başlıyor. Asar asar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat, ben tutarım yine ben duyarım seni. Yine söz ve müziği bana ait olan bir şarkı var. İlk defa size söyleyeyim ismini. Seni Sevmek isimli bir şarkı. Gerçekten sevdin mi? Gözün görmez dünyayı. Size vaktimiz her zaman var. Kapılarımız, şarkılarımız size sonuna kadar her zaman açık. Başka şişelerde şarap olmuşuz. Başka hayatlarda harap olmuşuz. Merhabalar, ben Eflatun. Bu hafta Kamil Bilici ile Beş Çayı'nın konuğu benim. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın. Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Müzikal Tekiniz Küpe FM'den, bendeniz Kamil Bilici'den merhabalar efendim. Keyifli bir cumartesinde yine saatler 17'yi gösterdiğinde 5 çayında bir aradayız. Türk popüler müziğinin en sevilen şarkılarına hem imza atan hem yorumuyla hayat katan çok değerli bir isim var bugün yanımızda. Önümüzdeki bir saat içerisinde müzikal hayatını, bugüne kadar yaptıklarını ve bundan sonraki hedeflerini birinci ağızdan öğrenme şansını elde edeceğiz. Eflatun program konuğumuz. İlk olarak hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Yoğun bir gündem var bu süreçte. Bir kere bize vakit ayırdığınız için, tüm çalışmalarınızla ilgili takip ediyoruz. Küpe FM ailesi olarak bize vakit ayırdığınız için ben teşekkür ederek başlayayım istiyorum. Çok teşekkürler. Ya tabii şarkılarımızı insanlara ve halkımıza, kalplere ulaştırdığınız için size vaktimiz her zaman var. Kalbimiz, kapılarımız, şarkılarımız size sonuna kadar her zaman açık. Çok sağ olun. Sizin de altını çizdiğiniz gibi insanlarla şarkıları paylaşıyoruz. İnsanlar şarkılarınızda duygularını, özlemlerini, hasretlerini bulabiliyorlar. Uzun yıllardır bu böyle geliyor. 3 başarılı albüm var. Bu albümlerin en başına dönecek olursak ilk albüm sürecini anlatalım biraz dinleyicilerim. Tabii ki Cennete Bir Akşamüstü albümü benim ilk albümüm. 11 şarkılık. O zaman 11 şarkı yapılıyormuş albümlerde. Geriye döndüğümüz zaman şimdi yapamıyoruz. Neden yapamadığımızın tabii çok fazla, skalası çok geniş. Ama şimdi artık single'lar, üçlüler, dörtlüler şeklinde yapıyoruz. İlk albüm 11 şarkılık. Bu benim için tabii bir ilk olması için çok değişik anıları, çok değişik zamanları barındıran bir albüm. Her ilkleri yaşayan herkes gibi. Opera orkestrasında çalışıyordum ben o zamanlar ve istifa edip salon müziğini diyeyim, yani klasik batı müziğini bırakıp kendi şarkılarımın peşinde koştum ve buraya geldim. Serkan Ölçer'le beraber o bütün aranjmanları yapan sevgili arkadaşım beraber stüdyoya kapandık ve bu Cennete Bir Akşamüstü albümü doldurduk. Tabii ilk şarkı, ilk klip şarkısı Şarap, sevgili Koray Kasap çekti ve Hindistan'a gittik. O zaman tabii bir takım ezberleri bozucu bir durumdu bu. Yani çünkü insanlar kameranın karşısına geçip pahalı arabalar, pahalı barlar, pahalı böyle çok kadınların içerisinde klipler çekerken biz bir anda aslında benim bile görünmediğim diyebilirim. Hindistan'da belgesel tadında çok değişik bir ezber bozduk diyebilirim ama çok da ses getirdi. Şarkının bahsettiği konu itibariyle ve Koray Kasap'ın renkleriyle de tabii ki. Ve o gün bugündür işte ilk albümde mesela şimdi Çıkmaz Sokaklar albümünde beni tanıyan ya da şimdi yeni yeni tanıyan insanlar keşfediyorlar elbette ki halen. Tekrar ilk albüme dönüyorlar. Şarap şarkısını işte orada tiril tiril var, günahlar işiyorum var. Sanki ilk çıkarmışım gibi bazen tepkiler de alıyorum yani. Zaten dediğiniz gibi az önce sektördeki de PR denilen şeyler işte çalışmalarda ne yazık ki bazı şarkılar gölgede kalabiliyor ama kaliteli işler bir süre sonra değerini mutlaka buluyor, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. İşe şöyle bakmak lazım. Siz bir şarkı yazarsınız. Bunu önce bir kişi dinler.
sonra 1000 kişi dinler, sonra da milyonlar dinler. Belki de dinlemez. Yani siz bunun hesabını yapamazsınız. Aslında yapmamanız da gerekiyor. Çünkü siz, bizler duyguların peşinde koşan insanlarız. Bir insanların sosyal hayatını, yaşantılarını insanlara şarkı olarak iade ediyoruz. Çünkü hiçbirimiz bir şarkıyı yoktan var etmiyoruz aşağı. Böyle bir şey söz konusu değil. Önemli olan insanların hüzünlerinden, sevinçlerinden topladığımız bir takım duyguları insanlara şarkı olarak geri iade ediyoruz. Bu da elbette ki sayısal verilerle açıklanacak bir şey değil. Şimdi günümüzde şunlara takılmaya başladık. Yani sanatın nitelik ve niceliksel savaşları başladı. Nasıl albüm? Çok iyi çünkü milyonlar tıklanmış gibi bir cevapla. Halbuki bununla açıklanacak bir şey değil sanat ya da şarkı. Çünkü onun yanında 90 milyon bir eşeğin anırması var. Yani anlatabiliyor muyum? Baktığınız zaman eğer sayısal verilerle açıklayabiliyorsak bunu, o zaman onu açıklayamayız yani. O yüzden de yadsımıyorum. Sayısal veri de çok önemli. Çünkü bir şarkının halklar tarafından ne kadar dinlendiği de çok önemli. Ama belirli bir şeye odaklanmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu sefer de tabii sanatı, güzel şeyler anlatmayı ve kaliteyi kaçırıyoruz. Yani bence doz çok önemli. Yani sanat da çok önemli, popüler kültür de çok önemli. Bunun ikisinin arasını bulmak lazım. İlk tanıdığımız Eflatun şarkılarından birini dinletelim dinleyicilerimize o zaman. Şimdi Şarap gelsin. Sonrasında biz yine buradayız efendim. Gökyüzünü kaybetmiş bir kuş gibi, üzgün, yorgun ve de kırgınım hayata. Yine atsalar geri düşmez, tenhalarım var kalbimde. Aynadaki, hatta sudaki aksim bile kayıp. Aynadaki, hatta sudaki aksim bile kayıp. Bir seninle bir salkımı, iki aşık üzümüken, başka şişelerde şarap olmuşuz, başka hayatlarda harap olmuşuz. Biz seninle bir denizin iki aşık balığıyken, başka sularda yüzüp durmuşuz, başka kıyılara vurmuşuz. Hatta sudaki aksim bile kayıp. Aynadaki, hatta sudaki aksim bile kayıp. Bir seninle bir salkımın
kavuşmuşuz. Biz seninle bir denizdin, iki aşık balıyken. Başka sularda yüzüp durmuşuz, başka kıyılara vurmuşuz. Cennette Bir Akşamüstü Eflatun'un ilk albümüydü ve onun sevilen şarkısı Şarap Radyolarımızdaydı. Keyifli sohbetimiz Küpe FM frekanslarında 5 çayında devam ediyor. Bundan sonra Çıkmaz Sokaklar albüm çalışması geldi. O süreci aktarabilir miyiz biraz dinleyicilerimize? Tabii ki. Şimdi Burcu Güneş'le önce bir Oflaya Oflaya şarkısını biz yaptık. Bu o zaman tabii anlamlı denk gelişler var hayatta. Burcu Güneş benim stüdyoma geldiğinde ben yeni bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Tabii ben de bir şarkı yazarı olarak şarkılarımı insanlara duyurmak isteyen biri olarak dedim yapalım. Ve tabii Burcu Güneş çok önemli bir ses. Ve Oflaya Oflaya'yı kaydettik. Ve Oflaya Oflaya'nın başarısı o kadar büyük bir başarıydı ki ilk yani 10-20 dakika içerisinde çok organik bir TT oldu diyebilirim Twitter'da. Yani işte birine para verip işte biz TT yapalım falan filan sonra oldu biliyorsunuz o. Biz bir anda şaşırdık yani insanlar yani çok büyük bir alkış yağmuruna tuttular şarkıyı ve hemen ardından elbette ki ben Burcu'ya dedim ki bir hani bir düet şarkı yapmak istiyorum beraber yapalım mı, o da sağ olsun kabul etti ve Çıkmaz Sokaklar albümünü doldurduk. Ve tabii çok önemli bir düetti. İnsanlar ona da çok büyük bir tepki ve güzel bir tepki verdiler. Çok sevdiler, çok sevildi şarkı. Ve o gün bugündür işte yine devam ediyoruz. Daha sonra gelen tabii Burcu Güneş şarkıları ve diğer sanatçı dostlarıma verdiğim şarkılar var. İşte Mustafa Ceceli var, Mustafa Sandal var, Gülben Ergen'le çalışmalarımız var. Devam ediyoruz. Yani benim tabii bir şarkı yazarlığı dünyam, kimliğim, bir de yorumculuk kimliğim var. Bunun ikisi işte ortaklaşa devam ediyor. Üretmek hakikaten büyük bir ayrıcalık. Özellikle Eflatun şarkılarında o lirik havayı da bulmak bizim için, dinleyiciler için çok güzel. Sizin için çok küçük yaşlarda başladı diyebiliyorum ben yazmak, öyle değil mi? Evet, yani aslında ben şarkı yazarlığının sonradan olacağına inanmıyorum. Gelişim sonradan oluyor ama şarkı yazarlığı ya da yazarlık diyeyim, üretici kimlik Allah'ın size sunduğu bir hediye. Yani bunu ne kadar önce keşfederseniz o kadar çabuk bir şeyler yeşermeye başlıyor. Ben de çok önce keşfettim diyebilirim. Çok önce yazmaya başladım ve müzikle yazı hayatı, edebiyat hayatı çok önce başladı. Ve o gün bugündür tabii hala da öğreniyorum ama bazı şeyler tabii ki artık eliniz ya da işte o üretici kimlik çok oturuyor, olgunlaşıyor. Ve yazı hayatı ve üretme hayatı hala devam ediyor. O zaman Oflaya Oflaya'yı dinleyelim, ondan bahsettik. Sonra biz yine buradayız. Geceler anladı bir de sigaramın boynu bükük dumanı. Senden sonra beni bir tek duvarlar anladı, bir de masadaki yazdığın o son yazı. Kağıttan bir kayık gibi okyanuslara attın beni. Sırılsıklam ve bir başıma unutmadım terk ettiğini. Bir gün bakacaksın arkaya, orada eli bıraktıklarına, aklına gelin.
senden sonra beni bir tek geceler anladı, bir de sigaramın boynu bükük dumanı. Senden sonra beni bir tek duvarlar anladı, bir de masadaki yazdığın o son yazı. Kağıttan bir kayık gibi okyanuslara attın beni, sırılsıklam ve bir başıma unutmadım terk ettiğini. Bir gün bakacaksın arkaya, orada eli bıraktıklarına, aklına gelecek eskiler, kalbin atacak hıçkıra hıçkıra. Bir gün anlayacaksın ya, utanacaksın yaptıklarına, aklına gelecek eskiler, kalbin atacak oflaya oflaya. Kamil Birici ile Beş Çayı devam ediyor. Kaliteli müziğin doğru adresinde bendeniz Kamil Birici ile birlikteliğiniz Beş Çayı'nda devam ediyor ve program konumuz Eflatun'la kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. İlk iki albümüyle ilgili fikirlerini aldık kendisinden. Bir de yine çok sevilen bir başka albüm de var. Çift şarkı, iki şarkıdan oluşan keyifli bir çalışma. Anahtar, Aşk Lambaç şarkılarının içinde bulunduğu. Birbirinden güzel iki şarkı yerleyen dakikalarda dinleyicilerimiz de beklemeye, biz dinlemeye devam ettiklerinde o şarkıları da paylaşacağız ama birinci ağızdan bir de o albümlerin sürecini öğrenelim. Tabii ki Anahtar albüm Anahtar ve Aşktan Baş şarkılarına oluşuyor sizin dediğiniz gibi. Aşktan Baş şarkısını kliplendirdiğimiz ilk şarkı. Aşktan Baş şarkısı ve kelimesi birazcık karmaşık gibi duyuluyor ama çocuk yaşlarda birbirini seven, oyun oynarken birbiriyle tanışan ve aşık olan ve hayatının sonuna kadar birbirleriyle geçirmiş iki insanın hikayesini anlattığı için Saklambaç ve aşk aşkı oyun hali Aşklambaç ortaya çıktı. Yani buna bu ismi koymaktan başka yapacak hiçbir şey yoktu aslında. Ve dediğim gibi bunu klibi de aynen bu şekilde bir dönem klibi olarak çektik. Çocuklu yaşlarda iki insanı görüyoruz, onların büyümüş hallerini görüyoruz ve bütün bir aşk hikayesi. Anahtar şarkısı da albüme ismini veren şarkı. Benim için tabii çok son yaptığım albüm olması dolayısıyla da çok önemli ve güzel bir çalışma oldu. Tabii son söz hep dinleyenlerindir yani. Aşktan Baş sizin de anlattığınız gibi aynı zamanda aslında tek kelimeyle o sıcaklığı, o samimiyeti verebilme noktasında da çok güzel bir samimiyete sahip. Dinleyicilerimize onu da dinletelim şimdi. Sonrasında yine sohbetimize devam edeceğiz. Sırılsıklam sen gelirsin hala aklıma. Ne zaman gözümü yumup uykuya dalsam sen düşersin rüyalarıma. Bir hüzün çökmüyor değil, hasretin gelince aklıma. Canım yanmıyor desem yalan olur, şarkımız çalınca radyoda. Sen saklambaç oynadın iki so.
kabelendim. Ömrüm arkam sağım solumsun. Sen aşkla maç oynadım iki sobelendim. Kalbine saklanıp kaldım o ilk kadınsın. Sen saklanmaç oynadım iki sobelendim. Ömrüm arkam sağım solumsun. Sen aşkla maç oynadım iki sobelendim. Kalbine saklanıp kaldım o tek kadınsın. Yağsa sırılsıklam sen gelirsin hala aklıma. Ne zaman gözümü yumup uykuya dalsam sen düşersin rüyalarıma. Bir hüzün çökmüyor değil, hasretin gelince aklıma. Canım yanmıyor desem yalan olur. Şarkımız çalınca radyoda. Sen saklanmaç oynadım iki sobelendim. Ömrüm arkam sağım solumsun. Sen aşklanmaç oynadım iki sobelendim. Kalbine saklanıp kaldım o ilk kadınsın. Sen saklanmaç oynadım iki sobelendim. Ömrüm arkam sağım solumsun. Sen aşklanmaç oynadım iki sobelendim. Kalbine saklanıp kaldım o tek kadınsın. Müzikal Takınız Küpe FM'de 5 yayında birlikteliğimize devam ediyoruz. Program konuğumuz Eflatun'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birbirinden yeni duygusal güzel şarkılar dinleyicilerimize radyolar aracılığıyla, televizyonlar aracılığıyla, işte sosyal medya ve internet aracılığıyla sıklıkla ulaşıyor zaten Eflatun imzasını taşıyan şarkılar ama bir de canlı canlı dinlemek isteyen dinleyicilerimiz de vardır. Onun da atmosferi mutlaka ki farklı oluyor. Bu programlar hakkında, konserler ve sahne programları hakkında bilgi verebilir miyiz biraz? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Benim için konserler sanatsal mecranın en güzel tarafı. Çünkü bizler bir takım albümler dolduruyoruz. En nihayetinde onlar bir takım teknolojik bir hapsedim diyeyim. Ama konserlerde böyle bir şey yok. Sizi sevenlerin, şarkılarınızı seven insanların gözlerinin içine bakarak çok canlı bir şeye şahit oluyorsunuz. Bu bir sanatçı için bir şölen bence. Ve sadece tabii ki kendi albümlerimdeki şarkıları değil, başka sanatçı dostlarımın albümlerindeki benim söz ve müziği bana ait olan şarkıları da sahnede seslendirdiğim için dinleyenler birazcık da sahibinin sesinden de dinleme olanağı oluyorlar ve bu yüzden konserlerimiz çok güzel geçiyor. Bizim tabii sadece kendi şarkılarım değil, başka şarkıları da icra ediyorum sahnede. Kendi sevdiğim ya da işte yazdığım bir şarkının hemen ardından ona eklenen güzel şarkılar yapıyoruz sahnede ve bu çok keyifli geçiyor. Bu konser için duyurularımız sanal ortamlarda oluyor. Benim işte Twitter adresim var. Efla alt çizgi Tun ya da @Eflatun. Facebook adresim EflatunF ve web adresim var. Eflatun.kim benim web adreslerim. Buralardan konserlerle ilgili tarihleri ve diğer belirli soruları cevap bulabilirler.
bütün bilgileri oralardan ulaşabiliyor dinleyicilerimiz. Yine Eflatun'un koltuğunda taşıdığı karpuzlardan bir tanesi de radyo programı. TRT'de salı akşamları yayınlanan çok keyifli bir program var. İçeriğinden bahsedelim biraz dinleyelim. Elbette ki bir radyocu kimliği hiçbir zaman edinmek değil amacım. Müziğin arka odalarında neler oluyor? Bir müzisyenin ağzından bunca senelik işte şarkı yazarının, bir yorumcunun ağzından duymaları ve bu sohbete tanık olmaları için 23.00'da 01 saatleri arasında her salı akşamı TRT Radyo Kent'te program yapıyorum. Sanatçı dostlarımı ağırlıyorum. Yeni çıkmış albümleri ağırlıyorum. Tabii çok keyifli geçiyor çünkü biz normal stüdyoda, evimizde nasıl sohbet ediyorsak o şekilde aynen radyoda da güzel bir gece programı oluyor ki şarkıların en çok geceye yakıştığını düşünürüm ben. Gece şarkılar bir başka hal alır. O yüzden böyle bir şey devam ediyor ve çok da mutluyum. Stüdyodan en azından birazcık çıkıp şarkı yazmaklardan, söylemeklerden birazcık çıkıp müziğin başka bir arka odasında, bir bahçe, arka bahçesinde dolaştığım için bana da böyle bir es oluyor. Ne yaptığımın, ne yapacağımın farkına varıyorum. O yüzden de çok keyifli geçiyor diyebilirim yani. O zaman yine son albümde dinlemediğimiz şarkımız kaldı, Anahtar. Onu dinletelim dinleyicilerimize. Sonrasında yine buradayız. Bilemezsin hasret çekmedim ki. Sevmek böyle bir şey değil ki, inan bana. Yıkılırcasına çarpar kalbin her baktığında. Ay kırır gibi döner durur dünya başında. Bilemezsin sevmedim ki. Sanırım senin aşktan anladığınla benimki gerçekten çok farklı. Senin kalbin bütün aşklara açık, benimki hala sana saklı. Gerçekten sevdin mi, gözün görmez dünyayı. Kimler öğretti söyle sana aşkı sevdayı. Kalbinden geleni ardına koymazsın, bizde kitlersin kalbi, yutarsın anahtarı. Gerçekten sevdin mi, gözün görmez dünyayı. Kimler öğretti söyle sana aşkı sevdayı. Kalbinden geleni ardına koymazsın, bizde kitlersin kalbi, yutarsın anahtarı. Bana yıkılırcasına çarpar kalbin her baktığında. Ay kırır gibi döner durur dünya başında. Bilemezsin hasret çekmedim ki. Sanırım senin aşktan anladığında benimki gerçekten çok farklı. Senin kalbin bütün aşklara açık, benimki hala sana saklı. Gerçekten sevdin mi, gözün görmez dünyayı. Kimler öğretti söyle sana aşkı sevdayı. Kalbinden geleni ardına koymazsın, bizde kitlersin kalbi, yutarsın anahtarı. Gerçekten sevdin mi, gözün görmez dünyayı. Kimler öğretti söyle sana aşkı sevdayı.
sevdayı. Kalbinden geleni ardına koymasın. Bizde kilitlersin kalbi, yutarsın anahtarı. Kamil Bilici ile Beş Çayı devam ediyor. Beş Çayı'nda Eflatun'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Anahtar adlı şarkıyı dinledik. Birbirinden güzel şarkılara imza atan bir isim var programımızda bugün. Bir de üretmek hani herkese nasip olan bir ayrıcalık değil. Ama bunu ürettiğini kadar paylaşan da bir isim aynı zamanda Eflatun. Düet şarkılara da imzalar, çalışmalara da imzalar atıyorsunuz. Bir cover çalışması oldu en son düet olarak ama Nalan'la keyifli bir çalışma oldu. Onun sürecinden bahsedeyim mi dinleyiciler? Tabii ki. Ben stüdyomda bir gün sevgili Adnan Ergin'in, Adnan abimizin Yolculuğunda Gerek isimli şarkısını böyle bir çalışırken çok değişik bir şey çıktı, aranjman çıktı ortaya. Ben de bunu Adnan Ergin'e gönderdim ve eserin sahibi olarak çok beğendi. Yani aslında birazcık o da böyle bir ateşleme oldu. Çünkü sizin üstadlarınız size çok önemli övgüler yaptığında artık o sizin için çok önemlidir. Ben de şarkıyı Nalan'a açtım ve böyle bir anlık bir anda girdik stüdyoya ve ortaya çıktı. Çok bizim için çok kıymetli, çok güzel bir projeydi. Ve aslında hani önceden tasarlanmış şeyler değil bunlar. İşte şöyle, çünkü bizde en azından bende şöyle bir şey yok. İşte şunu yapayım sonra bunu şöyle satarız. Bu değil. Yani biz kalbimizin götürdüğü yere gidiyoruz. Benim de ilk defa kendi bana ait olmayan bir şarkıyı seslendirdim. Bir cover şarkı ilk budur. Öyle de değişik bir tarafı var benim için. Çünkü sadece hani kendi şarkılarını mı söylüyorsunuz gibi bir soru işaretine de değişik bir pencere açmış oldum kendimce. Ve güzel şarkıları tabii sonuna kadar açığım, öyle diyeyim. Ama genelde kendi şarkılarımın peşinden koşan biri olduğum için projelerimiz yine devam ediyor. Şimdi önümüzde bir aşk müzik yapım, yani bizim kendi şirketimiz olan aşk müzik yapımdan güzel bir compilation albümle dinleyenlerimizin karşısına çıkacağız ve burada bu Yolcu Yolunda Gerek, Fatih Erkoç'un bir takım güzel eserleri, İlhan Şeşen'in güzel eserleri var, yine Nalan'ın güzel eserleri var, kendileri yorumluyorlar. Bu bir compilation albüm, yani pek çok şarkıdan oluşan bir albüm. Çok bizim için çok güzel bir proje. Tabii ki yine de son söz hep dediğim gibi sevgili dinleyenlerindir. Bu albümü alırlarsa çok keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacaklar. O zaman bu albümde yer alacak Nalan'la olan düeti paylaşalım şimdi dinleyicilerimizle. Sonra da son mesajlarıyla Eflatun yine burada olacak. Artık sana dönmek,
hani giderken bana demiştin ya sen yolcu yolunda gerek. Sevmek. Hani giderken bana demiştin ya sen yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda başlamak ve gözlerini açmak yeniden. Belki de sevinçle kucaklaşıp başlarız kaldığımız yerden. Bitti denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden. Belki de sevinçle kucaklaşıp başlarız kaldığımız yerden. Yarınlar bizim için geç artık, çok geç artık sana dönmek. Hani giderken bana demiştin ya sen yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek. Keyifli cover çalışmalarıyla Eflatun ve Nalan radyolarımızdaydı. Biz sohbetimize devam ediyoruz. Müzikal hayatın bugüne kadarki aşamalarını kısa kısa da olsa dinleyicilerimize birinci ağızdan aktarma şansını elde ettik. Yine merak edilen şeylerden biri, bundan sonra neler yapmayı planlıyor Eflatun? Projeler tabii ki bitmiyor. En yakında olanlar, en azından onlardan biraz bahsedelim. Neler var önümüzde? Tabii ki sevgili Ayşegül Aldınç'la bir düet projemiz var. Yine söz ve müziği bana ait olan bir şarkı var. İlk defa size söyleyeyim ismini. Seni Sevmek isimli bir şarkı. Ve aranjörlüğüne benim üstlendiğim bir şarkı. Ve Ayşegül, sevgili Ayşegül Aldınç'ın da çok heyecanlandıran, beni de aynı şekilde çok heyecanlandıran bir düet. O yüzden dinleyenlere çıkması için sabırsızlandığımız bir proje ki bu Ayşegül Aldınç'ın kendi düet projesi, birçok sanatçıyla beraber, yani aslında bestecisiyle beraber düet yapıyor. Sevgili Fuat abiyle, Fuat Güner'le, işte Fuat abinin şarkısını yapıyorlar. Göksel'le aynı böyle bir şey var. Çok güzel bir proje. Yakın zamanda onlar o hayata geçecek. Onun dışında elbette ki dinleyenlerimiz bizden sürekli şarkı istediği için haklı olarak ben de bir ikili sunmak istiyorum yine önümüzdeki zamanlarda. Birazcık böyle bir her sanatçıdan beklenilen bir şarkı türü vardır. Birazcık daha Eylül'de slow bir şarkıyla dinleyenlerin karşısına çıkmak istiyorum. Kısmetse eğer Allah nasip ederse çıkacağız. Önümüzdeki projeler bunlardır. İnşallah sizin de
sizin oralara geliriz ve güzel konserler dinleyenlerinizle beraber hep bir ağızdan söylemek nasip olur. İnşallah biz de o çalışmaları merakla bekleyip dinleyicilerimize aktarmak için sabırsızlanıyor olacağız. Yaz aylarında da bölgemizde birçok festival oluyor. Buradan inşallah oradaki yetkililere de seslenmiş olayım ben. Eflatun bölgemizde verilecek konserlerde bizlerle birlikte buluşursa dinleyicilerimiz de bana katılıyorlardır ki hepimiz çok memnun olacağız. O şarkıları da paylaşma, canlı canlı paylaşma şansını elde etmiş olacağız. Ben bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Çok teşekkür ediyorum Küpe FM ailesi adına. Ben teşekkür ederim. Bize son mesajlarınız neler olacak? Valla şunu söyleyeyim. Hayatta en önemli şey ne kadar işte meşhur olduğunuz, ne kadar tanındığınız değil, samimiyettir. Bir beş çayı kadar samimi şarkılar yapabiliyorsanız, söylüyorsanız ve karşılıklı bu taraf algılanıyorsa bizim için ne mutlu. Hayatımdaki benim açıkçası amacım insanlarıma, halkıma en güzel şarkıları söyleyip hayatın fonunda çalan şarkıların en güzel şekilde insanlara eşlik etmesidir. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. İnşallah başka bir zaman yine devamını yaparız. Yeni çalışmalarda inşallah tekrar bir arada olacağız. Efendim bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Keyifli bir sohbet ve doyumsuz Eflatun şarkılarından oluşan bir müzik ziyafeti geride bıraktığımız bir saat içerisinde Küpe FM frekanslarındaydı. Önümüzdeki hafta ben yepyeni bir beş çayında yine huzurlarınızda olacağım. O zamana kadar hoşçakalın. Aslında seni sildim, unuttum, sanıyordum. Ta ki o gün tekrar görene dek. Aslında ben de seni bıraktım sanıyordum. Ta ki o gün sesini duyana dek. Meğer göz görmemi gönül katlanmış bunca zaman. Meğer avazı çıktığı kadar susmuş yürek her an. Sen bitti dedin ama ben yine sakladım bizi. Yasaklı kitaplar gibi satır satır kokladım seni. Sen olmaz dedin ama ben unutmadım bizi. Sevdalı çiçekler gibi tutundum dallarına. Aslında ben de seni bıraktım sanıyordum. Ta ki o gün sesini duyana dek. Meğer göz görmemiş gönül katlanmış bunca zaman. Meğer avazı çıktı kadar susmuş yürek her an. Sen gitti dedin ama ben yine sakladım bizi. Yasaklı kitaplar gibi satır satır kokladım seni. Sen olmaz dedin ama ben unutmadım bizi. Sevdalı çiçekler gibi tutundum dallarına.
Kamil Bilici ile Beş Çayı sona erdi.